Depresyondayım, unutuldum, aldatıldım. Sevgilimden ayrıldım, çok yalnızım. Of, anlamalıydım. Yani dün Suzan Hanım bu kafeye gelip keşke benim kocam da sizinki gibi olsaydı dediğini de anlamalıydım. Zaten Sadık da onun için çok güzel kadın demişti. Belki de aralarında uzun zamandır bir şey vardı da ben fark edemedim. Ay canım. Zavallı Avni Bey. O adamın hiç suçu yoktu. Belki de peri falan gördüğü de yoktu. Suzan Hanım sırf ondan boşanmak için bunları bahane etti. Ne oldu güzel kızım? Ağlamanı ta şatodan duydum. Belihan teyze. Allah Allah. Ne oldu şimdi bu Sadık Bey'e? Durup dururken elin kadınına niye yan gözle baktı? Hadi o baktı diyelim. Suzan Hanım niye yüz verdi? Yok yok, Betüş Hanım falan dinlemeyeceğim. Bu sabah burada olanları gidip Avni Bey'e yetiştireceğim. O karısının icabına baksın. Biz de Sadık Bey'in. Utanmadan gözümüzün önünde kırıştırmak neymiş görsünler. Geldi sevgili dostum. Senden korkmuyorum Gargamel. Şimdi vururum sana. Çilek hadi kızım gidiyoruz. Uyumuş garibim. Neyse ben bir koşu gider gelirim şimdi. Evet Aslan, sonunda onları ele geçirdik işte. Of. Ay, anlattıklarına inanamıyorum Betüş, inanamıyorum. İnan Perihan teyze, inan. Meğer annem haklıymış. Sadık da tıpkı diğer çapkın faniler gibiymiş. Hayatım, bu işin içinde bir iş olmasın sakın. Hiç sanmam. İşe gidiyorum diye çıktı ama gidip onunla buluşmuş. Neresi burası? Yok yok, ben gidip gözlerimle de göreceğim. Ay hala inanamıyorum. Hemen dönerim hayatım. Ay. Ne oldu Perihan teyze, niye hemen döndün? Öyle kendilerinden geçmişlerdi ki gördüğüm yerde bırakamadım, aldım buraya getirdim. Şimdi bana inanıyor musun? Sadık, ben şimdi seni bir köpeğe mi çevireyim? Bir kediye mi? Yoksa bir fareye mi? İstediğini çevir kızım. Ben Avni Bey'in uygulamalarını birbirine anlattım. Tüm reziller sizce. Gel görür karımla anne Avni Bey. Duyduklarımın hepsi doğruymuş demek. Yani benim karım, sizin kocanız. Bunların yaptıkları hem ahlaksızlık hem de bize haksızlık. Ben bu ikisini de parçalayacağım ben. Beraber parçalayacağız Avni'cim, beraber. Betüş. Niye? Siz nereden çıktınız birdenbire böyle? Ay daha doğrusu biz buraya nasıl geldik? Sizin buraya nasıl geldiğiniz değil, şimdi buradan nasıl yok olacağınız önemli. Hadi Avni'cim. Bunlara acımak yok Betüş Hanım. Bu da Betüş'ü kendine aşık ettiğim için. Ay anne dayanamayacağım. Enişteme bir sinir tokatla ben atabilir miyim? Düşene bir tekme de siz atın tabii vicdansızlar. At kızım at, içinde kalmasın. Bu da Betüş'ü bizden ayırdığın için. Ay dur dur. Perihan orada. Bizim yaptığımızı anlar. Annenin bu tarafını karartalım. Bugüne kadar tutmayan sihirlerimiz için. Knock out! Ay, bir tokat da ben atayım Perihan'a. O bana vurdu ya, iade-i ziyaret olsun. Nasılsa bu kargaşada kim kime dumduma.
sen vurmadan devrildin. Ben de anlayamadım Perihan teyze. Aslında o kadar da sen vurmamıştım ama. Yok yok. Başka bir şey de oldu. Biri de bana vurdu. Periler gelmiştir, periler. Değil mi abi? Ne perisi be? Periler! Tabii periler! Yoksa biz bunu nasıl akıl edemedik kızım? Bu gene annenin marifeti bir durumda. Hayır Perihan teyze, eğer bu doğruysa... Yani eğer yine annemler yüzünden kocama böyle davrandıysam... ...bu sefer onlara ceza verme işini bana bırak lütfen. İşte senin olsun, kemiği bende kalsın. Sihirli anne.